Bu darbeyle, 12 Eylül darbesiyle ne alıp veremeyecekleri kalmış olabilir ki? Göz bebekleriniz işte, göz bebekleriniz size bunu yaptı. Bunu 5 general yapmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri kül olarak, bir bütün olarak kıtalardan komuta heyetine, Milli Güvenlik Kurulu'na kadar bütün bir güvenlik yapısı ve sadece asker değil, polis, istihbarat, jandarma, bunların tamamının yürüttüğü bir darbeyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye halklarına, Türkiye demokrasisine karşı bir suikast işlenmişken, bütün bunların hesabı sorulmamışken, bundan yüzleşilmemişken, Sezgin Tanrıkulu daha sonra yürütülmüş olan bir güvenlik operasyonu sırasında yapılanları bunlar yaptı diye yapanları işaret ederek gösterdiği için kendi partisi tarafından lanetlenebilir mi? Ama şunu söyleyebilirim, bunun siyasette kimseye faydası yok. Bunun belki siyasi aristokraside, siyasi oligarşide bunu yapanlara bir yer açıldı sanılabilir. Anlaşılıyor ki 14 ve 28 Mayıs yenilgileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici seçkinlerine yetmemiş. Başlarına gelenin ne olduğunu anlamamışlar. Hala sanıyorlar ki 14 Mayıs öncesinde şöyle yaparsanız devlet iktidarı size verecek hikayesine hala inanıyorlar. Bu kadar enayi bir sınıfı, siyaset sınıfını dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar muhalefet olarak göremez. O yüzden de Tayyip Erdoğan'ın vazgeçilmez muhalefeti olmaya devam edeceği bellidir. Tayyip Erdoğan da şimdi Sezgin Tanrıkulu üzerinden muhalefet cephesini güya karıştıracağını düşünüyor. Maalesef son derece zavallı bir duruma düşürüldük. Ama çıkış olabilir, vardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenler, bakın Kürtlerin hepsi %70'i, %80'i Diyarbakır'da İzmir'den fazla olmak kaydıyla Sezgin Tanrıkulu'nun dediği gibi parti yapacak diye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Şimdi artık Kemal Kılıçdaroğlu tarihsel bir anlaşma yapmıştır. Türk iktidar gücüyle, Türkiye oligarşisiyle, Türk oligarşisiyle ve Kürtlerle arasına hiçbir zaman açılamayacak bir uçurumu yerleştirmiştir. Dolayısıyla bütün demokratlar şimdi Kürtlerden başka müttefike sahip değillerdir. Yeni bir dönem açılacaktır Türkiye'de. Yeni bir muhalefet dizayn edilecektir aşağıdan yukarıya doğru. Bütün takım taklavatıyla birlikte bu oligarşinin de kendisini tarihin çöplüğünde bulması gerekir. Kullanım süresi dolmuştur. Bunu diyebilirim. Evet, aslında iktidarın da söylediği yerli ve milli muhalefet çerçevesine de sanırım Cumhuriyet Halk Partisi de bu son tartışmalardan geldi. Ama şunu soracağım ben. Mesela dün Artı TV Artı Gerçek yayın yönetmeni Ali Duran Topuz'un bir yazısı vardı. Şunu söylüyordu, diyordu ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, hani konuşma, yani o konuşmayı tekrardan aktif hale getirme anlamı da bir yerde taşıyordu. Sorunları konuşma, çözme, tartışma. Lakin şimdi 3 ay önce bu vaatte seçimlere hazırlanan iktidar olma vaadiyle güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri yapma, sorunları konuşma, çözme, ki Sezgin Tanrıkulu'nun Kürt sorunuyla ilgili bir kitabı da var. Soru önergelerinden hazırladığı. Ön sözünü de Kemal Kılıçdaroğlu yazmış. Okudunuz mu bilmiyorum da. Şimdi bir de böyle bir durum var. Ya demek ki yani şu akıl almıyor. Siz en başta teşhisi de koydunuz ama yani Türkiye, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bağlı bir ülke. CHP her siyasi olarak birçok işte yasa dışı şeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor mesela. Nasıl olacak bu iş? Ya konuşma diye seçime kazanma yarışına girdiler. Seçim bitti. Farklı bir perspektif belirlediler. Konuşanı da şu an yem olarak ortaya attılar. Bir daha halk güvenir mi sizce? Özellikle şimdi şöyle söyleyebilirim, ben bu güçlendirilmiş parlamenter rejim dediklerinin evveli, yani güçlendirilecek olanın ne olduğunu biliyoruz. Bir tarafta parlamento, bir tarafta Milli Güvenlik Kurulu'nun olduğu,
iki başlı bir rejim, bir diyarşi vardı. Belli ki aslında Tayyip Erdoğan'ın başkanlık rejimiyle bunların güçlendirilmiş parlamenter rejimi farklı farklı iki aynı şeyin iki ayrı modeli hakkında konuşuyor. Nasıl olacak? Yani millet hizmetindeki kurumları eleştiremeyecek. Milletin temsilcileri bunların karşısında hazır ola geçecek. Parlamento askeriyenin karşısında hazır olda duracak. Bu üstüyse evet bunu güçlendirmiş olmak istediklerini anlıyoruz. Yani silahlı kuvvetlerin aslında parlamentonun üstünde herhangi bir görüş sahibi milletvekilinden daha fazla yetkiye sahip Türkiye'yi yönetmek bakımından böyle bir parlamenter rejim talep ettiklerini anlamış bulunuyoruz. Aslında yeni bir şey de olmadığını hep birlikte gördük. Evet. Bütün havsalaları, bütün ufukları bundan ibaret olan, bütün ezberleri bundan ibaret olan bir siyasi oligarşinin işte diyelim ki muhalefet kanadı da bundan ibaret. Ben özellikle aydınlara, gençlere, gelecekten beklentisi olanlara şunu söylemek isterim. Bir yeniden kuruluşa ihtiyacımız var. Ya yeniden kuracağız ya da ne olduğunu hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Birincisinde zorla karşılaşsak, zaman zaman yenilgilere uğrasak da ne yapmakta olduğumuzu ve ne yapacağımızı biz bileceğiz. Ama bunlara devredilecek herhangi bir dönüşüm, değişim işi olamaz. Çünkü hiçbir şeyin değişmesini istemeyenler sadece değişim denerek oy alınabileceğine dair bir fikre sahip olmuşlardır. Fakat hayatta hiçbir şeyin değişmemesini isterler. Bunlarla artık yürünemez, bir yol kat edilemez. Bunlarla faşizme karşı ittifak edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bize bunu söylüyorlar. Deniyor ki bize ayaklanma bastırma harekatı sırasında devlet istediğini öldürür. Evet. Siz söz söyleyemezsiniz. Bu çok kötü. Yani bu demektir ki bizim iktidarımızda da böyle olacaktır. Bundan emin olunuz. Böyle olduktan sonra herkes şunu soracaktır. Neden değiştirmeye çalışalım ki? Hiç değilse bunu değiştirmeyenler, yeniden gidip AKP'ye oy verenler şunu diyorlar. Ya 20 yıldır alıştık birbirimize, işte idare ediyoruz. Niye değiştirelim de şimdi yenisini görelim? O yüzden biz hepsinden başka bir şey konusunda yeni bir anlaşmaya doğru toplumsal muhalefet olarak yürümeliyiz. Bu siyaset sınıfıyla bağlarımızı kesmeliyiz. Bu gidişle hiçbir dönüşümün onlara dayanılarak sağlanılamayacağı apaçık ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu da bugüne kadar bütün hayatı boyunca görebileceği en yüksek teveccüh düzeyini dahi bir siyasi eyleme, bir siyasi gelecek planına dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını ispat etti. Ama zaten onun şahsına değildi. AKP'den gayri bir imkanın mevcudiyetine dayanan bir aramada bulundu toplum. Fakat onun orada olmadığı anlaşıldı. Ama toplum geleceğini aramaya devam edecek. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca seçmen de bu durumu yeni baştan düşünecekler. Öyle söyleyebilirim. Kısa zamanda olmaz. Fakat bence bu büyük bir sınavdı. Evet. 14 ve 28 Mayıs yenilgileriyle başa çıkmak için ne yapacağını bilemeyenlerle bizim çok fazla konuşacağımız bir şey olamaz. Sezgin Tanrıkulu'na da geçmiş olsun demiyorum. Bunlar hep gelecek başına. Hakiki dostları Sezgin Tanrıkulu'nun başka yerdedir. Onlarla birlikte yol yürüyecektir tabii ki. Mücadele devam edecektir. Kürtlere eziyet etmek serbest olmayacaktır. Bu eziyeti yapanlar layık oldukları eleştiriyle her zaman karşı karşıya kalacaklardır. Bir tek kişi kendini kurtarıyor olamaz. Bütün ezilenler kendilerini kurtaracaklar. Latin Amerika'yı en güneyinden en kuzeyine kadar silip süpüren demokratik kurtuluş rüzgarı bizim muhitimize de gelecektir. Herkes yelkenlerini ona göre hazırlasın.